Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Şubat ayında sanal gerçeklik laboratuvarı açıldı. Veteriner hekim adayları laboratuvarda sanal cerrahi eğitimiyle mesleki tecrübe kazanıyor. İşaretlerden gelişim var. Bir ilki gerçekleştirdiler. Veteriner hekim adayları için sanal gerçeklik laboratuvarı açtılar. Durumu analiz edebilmek için çift taraflı inceleme yapılmalı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğrencilerin teorik eğitimlerini desteklemek amacıyla Şubat ayında sanal gerçeklik laboratuvarı kuruldu. Öğrenciler laboratuvardaki cerrahi öncesi uygulamalarla hayvan besleme ve beslenme hastalıkları modülleri sayesinde uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanma imkanı buluyor. Hasta muayene edilmeden tetkikler için bilimlere yönlendirilmeli. Sanal gerçeklik laboratuvarı ilk aşamada arıcılık eğitiminde öğrencilere ve ilgililere hizmet verdi. Bugüne kadar 275 öğrenci laboratuvarda arıcılık eğitimi aldı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ender Yarsan, uygulamanın Türkiye'deki veteriner fakülteleri arasında bir ilk olduğunu belirtti. Bu yılın Şubat ayında olacak şekilde 2022'de sanal gerçeklik laboratuvarını fakültemiz açtık. Ulusal düzeyde de, uluslararası düzeyde de veteriner fakülteleri içerisinde bir ilk. Yarsan, sanal gerçeklik okul müfredatlarında mutlaka bulunması gerektiğine işaret etti. Sanal gerçeklik, dijital teknolojiler, metaverse gibi kavramlar güncel halde. Bunun özellikle eğitim öğretimle ilgili müfredatlarda ve çalışmalarda mutlaka kullanılması gerekiyor. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Doktor Sedat Sevin de uygulamanın nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi verdi. Şimdi teorik eğitim veriliyor. Arkasına uygulama eğitimi olmaksızın sanal gerçeklik eğitimiyle uygulamayı aslında öğrenci arkadaşlarımızı hazırlamış oluyoruz. Yaklaşık olarak 30-35 dakika süren bir cerrahi uygulama iş paketimiz var. Gözlüğü taktığında uygulamaya geçiyor.